Herkese merhabalar, ben Sibel Yalçın. Bugün sizlerle birlikte mutfağımda hazırlayacağımız tarif, hem görüntüsü hem de lezzetiyle herkesten tam puan alacak olan Gonca Gül Kurabiyesi. İlk önce kuru malzemelerimizi eleyerek kurabiyenin yapılışına başlıyoruz. Unumuzu koyduk eleğin içerisine, kabartma tozu, vanilya, tuz ve biraz da kurabiyeye renk vermesi için zerdeçalı koyup tüm kuru malzemeyi eliyoruz. Elime işleminden sonra içerisine şekerimizi ekledik. Soğuk tereyağı kullanacağız. Hatta orijinal tarifte tarife başlamadan 10 dakika önce difrize konulmasını tavsiye ediyor. Benim vaktim yoktu, difrize koymadım ama siz vaktiniz varsa 10 dakika difrize koyup küp küp yaptıktan sonra onun içerisine alın. Normalde böyle bir tarif çıktığında karşıma direkt blender'a koyuyorum. Çünkü bunun kum kum olması gerekiyor. Blender'a koyup biraz blender'ı çalıştırdığınızda hiç elinizi bulaştırmadan un kum kum hale geliyor. Ama ben elde de yapılabildiğini sizlere gösterebilmek için blender'da yapmadım. Elimle hazırladım. Eğer blender'ınız varsa blender kullanmanızı tavsiye ederim. Ekşi kremamız var. Ekşi krema yabancı birçok tarifte karşınıza çıkan bir malzemedir. Yavaş yavaş Türkiye'de de çok büyük marketlerde, hani sokak başındaki bir markette bulabileceğiniz bir malzeme değil ama yavaş yavaş da Türkiye'ye gelmeye başlamış. Ama yapılışı çok basit, çok kolay. Sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Oradan bakarak tarifi uygulayabilirsiniz. 24 saat bir bekleme süresi var. Ben bu süreyi beklemek istemiyorum diyenler de onun yerine kefir veya yoğurt kullanabilirler. Gördüğünüz gibi yanıma un aldım ama unu kullanmama hiç gerek kalmadı. Halbuki orijinal tarifte 320 ila 350 gram un demişti. Her zaman hangi tarifi yaparsanız yapın, belirtilen un miktarını birden boşaltmayın. Ben aynı tarifi birçok kez yapsam bile unu birden koymuyorum. Halbuki yaptığım bildiğim tarif ama hiç belli olmuyor. Unun 2 su bardağını koydum ve bu yeterli geldi. Hamur istediğim kıvamda buzdolabına kaldırıp 30 ila 40 dakika arası hamuru dinlendiriyoruz. Sürenin sonunda ben hamurun bezelerini eşit miktarda yapmak istedim. Yani kurabiyeler aynı büyüklükte olsun, aynı sürede pişsin istediğim için önce bir hamuru tarttım. Daha sonra da 14 eşit bezeye tartarak böleceğim ama siz tartmak zorunda değilsiniz. 14 eşit bezeye bölüp buzdolabı poşetine koyarak bezelerin kurumasını önlüyoruz. Bu tarif bana ait bir tarif değil. Yabancı bir YouTube kanalından aldım. Zaten açıklama bölümünde bir YouTube kanalından veya bir blogdan tarifi almışsam mutlaka açıklama bölümünde kendilerine teşekkür ediyorum. Bunu da belirtmek istedim. Buzdolabı poşetinin içerisine bezelerimizi koyduk kurumasın diye. Şimdi en zevkli bölüme geçiyoruz. Yanımızda çok az un aldık. Çok fazla un kullanarak da kurabiye hamurunun dokusunu, kıvamını bozmak istemiyorum. Az az serperek merdane yardımıyla hamuru yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Bu benim ilk yaptığım. Biraz kalın açmışım. Bundan sonrakilere dikkat ederseniz daha ince açıyorum. 2 milim kalınlığı diyebiliriz. Yani hamuru 2 milim kalınlığında açıyoruz. İstediğiniz iç dolguyu, iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Elmalı kurabiye gibi elmalı bir iç harç hazırlayabilirsiniz. Benim vaktim yoktu. Zaten orijinal tarifte de elma reçelinin tanelerini kullanmış. Ben de burada evde marmelat vardı. Marmelat ve kakaolu fındık kreması kullanacağım. Ama siz arzu ederseniz elmayla, ayvayla veya armut ile bir iç dolgu, iç harç hazırlayabilirsiniz. Burada tek önemli olması gereken sulu olmaması, suyunu çok iyi çekmiş olması. Gördüğünüz gibi bir kesik atıyoruz. Ucuna malzemeyi yerleştirip o malzeme de dışarıya akmasın diye pişme esnasında ilk iki katlamada bastırıyoruz. Yandan ve alttan bastırıyoruz. En son olarak da en altta hamuru toparlayıp iki elimizin arasında yuvarlayarak kurabiyeyi böyle yükseltiyoruz. Çünkü pişme esnasında kurabiye yayılıyor. En sonunda kurabiyenin pişmiş halinde göreceksiniz. Altta hafif bir yayılma yapıyor. Bu şekilde uzatmazsanız o yayılma çok daha fazla olacaktır.
Evet, bu istediğim incelikte oldu. Kesiyi attım. İçerisine malzemeyi doldurup katlıyorum. Malzeme dışa çıkmasın diye dikkatli bir şekilde kapattım. En altını da büzüyoruz. Ve iki elimizin arasında daireler çizerek gonca şeklini veriyoruz. Bu da kızılcık marmelatıyla, bir de bunu da sizlerle paylaşmak istedim, göstermek istedim. Bu da marmelatla hazırladım. İkisi de çok lezzetli oldu. Her iki şekilde de yapabilirsiniz. Hamuru çok kalın açmamaya dikkat edin. 2 milim kalınlığı yeterli geliyor. Şekil vermiş olduğunuz her bezeyi önceden yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye dizin. Bu ölçüyle 14 adet kurabiyemiz oluyor. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında, benim fırınımda 24 dakikada pişti. Lütfen kendi fırınıza göre ayarlayın. Çünkü kurabiyenin içerisinde katlar var. Bu katların pişmesi gerekiyor. Yani az pişirirseniz içi pişmemiş olacak. Çok pişirirseniz de yanacak. O yüzden fırının başından ayrılmadan kurabiyelerinizi pişirin. Fırından çıkardım. İlk sıcaklığı çıkacak. Şöyle bir 3-4 dakika kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da üzerine pudra şekeri serperek servis edeceğiz. Özellikle de kakaolu fındık kreması kullanıyorsanız eğer ılıkken servis etmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha akışkan oluyor içerisinde. Şimdi size de göstereceğim zaten. Akışkan olduğu için daha güzel bir lezzet veriyor kurabiyeye. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Gonca Gül kurabiyelerimiz hazır. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.